Herkese selamlar. Bu videoda size bir altcoin'den bahsedeceğim. Bu altcoin, kripto para sisteminde önde gelen altcoin'lerden bir tanesi. Hem teknik olarak hem de temel olarak inceleyeceğiz. Ne durumda, şu an, hangi seviyelerde, ileride, neler olacak, neler bekleniyor, neler beklenebilir daha doğrusu. Tabi ilk önce teknik olarak inceleyeceğiz. Daha sonra temel olarak hangi haberler var hakkında onu sizinle paylaşacağız. Tabi her zaman söylediğimiz gibi bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Kesinlikle al sat tut tavsiyesi değil kendi seçiminizi kendiniz yapın. Ben sadece öngörüde bulunacağım ve sizinle paylaşacağım. Daha sonra yatırım karar vesaire size aittir. Dilerseniz hemen videomuza başlayalım. Evet bu altcoin XRP yani Ripple uzun zamandır bir davası var. Biliyorsunuz seçli olan bir davası var. Takip edenler biliyordur. Bu dava yıllardır sürüyor ama nihayetinde sonuçlanacaktır ve eğer sonuçlanırsa neler olacak sizinle paylaşacağım. Tabi önce teknik olarak şöyle bir incelersek. Turkuaz'da gördüğünüz bir düşenimiz varmış ve o düşen geçtiğimiz haftalarda daha doğrusu aylarda kırılmıştı. Şu an baktığımızda artık buraların dip seviyeleri olduğunu zaten söylemiştik. YouTube kanalımızda Bitcoin ile ilgili analiz videolarımız var. Oralardan bakabilirsiniz. Şimdi XRP'de ne dedik? Bir e, davası var dedik ve bu dava sonuçlandığında XRP yıllardır bu beklediği haberin etkisiyle güzel bir yükseliş başlatacaktır. Ve bu yükselişin ilk önce 2.5 dolar seviyelerine daha sonra da çok daha yüksek seviyeleri göreceğini ben şahsen düşünüyorum. Çünkü yıllardır bu seç davası sürüyor ve bu dava olumlu sonuçlandığında... XRP o geride kalmış yılları da satın alarak çok güzel bir yükseliş yapacaktır diye düşünüyorum. Tabi ne dedik buralar dip seviyeleri dedik ve gördüğünüz gibi zaten yükseliş başlamış durumda. 0.32 desteği var. Burası aşağı kırılmadığı sürece artık 1, 2, 3 dolar hatta belki 5 dolarlara kadar gidecektir. Ama şartımız nedir? Bu seç davasının olumlu sonuçlanması. Tabi bunun için biraz beklemeniz ve sabretmeniz gerekiyor. Yatırımcı olmanız gerekiyor. Eğer yatırımcı olursanız özellikle XRP'de güzel bir kazanç elde edeceğinizi düşünüyorum. Tabi siz toplarsınız, toplamazsınız, alırsınız, almazsınız. O sizin bileceğiniz iş. Ben şahsen aldım. En az 2024 yılının ilk yarısına kadar bekleyeceğim. Derseniz hocam ben trade etmek istiyorum. Peki bunda bizim için bir seviyeler var mı? Hangi seviyelere dikkat edelim? Satış seviyeleri hangileri? Derseniz de zaten şöyle baktığımızda 0.56 seviyesi önemli bir destek seviyesi. Buraların zamanla tabii ki kırılacağını düşünüyorum. Şu an altında ama orası kırıldığında hareket hızlanabilir. Ondan sonra 0.92 ve onun yukarısında 1.33 seviyeleri var. Tabii daha sonra da eski zirvesi olan 1.950 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkacaktır. Tabii 1.950 önemli bir direnç seviyesi. Neden? Çünkü çanak tamamlanmış olacak. Bu çanaktan sonra 1.272 seviyesine mi gidecek? Satış mı yiyecek ya da kulp mu yapacak? Onu izlemek gerekiyor. 1.95 seviyesine geldiği zaman XRP'de tekrar analiz yapmaya devam edeceğiz. Bu analizleri takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi değildir. Sadece öngörüde bulunuyorum ve tekrarlıyorum. Eğer seç davası olumlu sonuçlanırsa ki büyük ihtimalle olumlu sonuçlanacaktır. Sonuçlandığında XRP'de belki alım fırsatı fırsatı bile vermeden güzel bir yükseliş olacaktır diyelim ve videomuzu burada bitirelim. Bu tür videoların devamı için bu fırsatları, bu tür fırsatları kaçırmamak için bizi takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.